Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Evde yapmayacağımız bir yemek. Mahalle fırınına gidecek bir lahmacun içi hazırlayacağız. İç hazırlayıp mahalle fırınına göndereceğiz. Orada bize hazırlayıp eve yollayacaklar inşallah. Malzemeleri göstereyim. Şöyle 1 kilogram kıymam var. Yağsız olduğu için şöyle 150-200 gram kadar da kuyruk yağ kıyması var. Onu ekleyeceğim. 1 demet maydanoz. 5 tane şöyle köy biberim var. 1 kilogram kadar domates ve 1 kilogram kadar da soğanım var. Soğanları robottan geçeceğim ve tuzlu suyla güzelce yıkayacağım. Bunları da parçalayıp tekrardan yine aynı şekilde robottan geçeceğim ama çok çok öldürmeyeceğim. Domateslerimi de rendeleyeceğim inşallah ve sonra suyundan süzüp öyle ekleyeceğim. Ve 1 yemek kaşığı şöyle domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanacağım. 1 bardak kadar sıvı yağ kullanacağım. Kontrollü ekleyeceğim, duruma bakacağım. Şöyle karabiber 1 çay kaşığı kadar kullanacağım. Çok kullanmayacağım. Baharatlarımı da şöyle 1 yemek kaşığından az. Tuz, 1 tatlı kaşığı, 5 türlü baharat, 1 tatlı kaşığı kişniş, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 2 tatlı kaşığı da pul biber kullanacağım. Şimdi aşamalara geçelim. Önce biberleri parçalayıp robota atacağım. Şimdi biberlerimi önce bir temizleyeceğim. Bütün malzemelerimi güzelce yıkadım önce. Varsa eğer kapya biber de çok yakışır lahmacun içine. Evde yoktu diye bu şekilde kullanacağım bugün. Ölmeyecek, tamamen ezilmeyecek ama çok minik minik olması için robottan geçeceğim. Tamamdır. Bu kadar yeterli olacaktır. Bu küçüklük yeterlidir. Tamamdır. Şimdi sıra soğanlara geldi. Soğanları geçeceğiz şimdi robottan. Şu soğanlarımı 4'e bölüp atıyorum robota. Soğanlarımı makineden geçtim robottan. Şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Yıkamak için. Ve bir tur karıştırıp 1-2 dakika bekletip ondan sonra yıkamaya geçeceğim artık. Güzel güzel ova ova yıkayacağım ki soğanın acısı tamamen çıksın. Bu bir kenarda bekleyecek. Bunlar da artık rendelenecek domatesler. Onlar da bir kenarda rendelen. Ben de diğer işlemleri halledeyim o arada. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Ben maydanozu doğrarken ufaklıkta rende işlemini halletsin. Annem de bir taraftan soğanları yıkayacak. Maydanozumu ekledim. Şöyle yağını da ekleyeceğim bir taraftan. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Tuzu bırakacağım ama en sona. Çünkü soğanda tuz var. Soğanı ovarken tuz kullandık. Salçamız da tuzlu. Şimdi soğanlarımız şöyle yıkandı, süzüldü iyice. Baharatlarımı ekliyorum. Tuzum da beklesin. Daha sonra hatta bir kısmını koyayım. Sonra tadına bakıp öyle karar vereceğim. Salçamı da şöyle söyleyeyim. Domates salçası kullanmaktan vazgeçtim. Domates salçası biraz ekşilik veriyor. O yüzden sadece biber salçasını kullanacağım. Değirmen karabiberimi ekliyorum.
ve bir miktar yağını da ekliyorum. Şöyle bakacağım durumuna. Evet, bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi domateslerimi şöyle süzerek ekleyeceğim. Fazla suyunu koymayacağım ki sulu bir harç olsun istemiyoruz. Çok ince kıyılmış olması lazım bütün malzemelerin ve sulu olmaması lazım. Tamamdır. Şu çıkan suyu bırakacağım ve bunu artık yoğuracağım. İç harcınız ne kadar yağlı olursa o kadar iyi, tabii ki yağlar akmasın ama yağ çok güzel bir lezzet veriyor. Daha yumuşak olmasını sağlıyor. Hem içi daha yumuşak oluyor hem de hamuruna geçtiği için hamuru da yumuşacık oluyor. Yağ eksik olduğu zaman, kuyruk yağı ya da sıvı yağ az olduğunda o yumuşaklık yerini sertliğe bırakıyor. Böyle tabiri caizse kayış gibi bir hamur olmuş oluyor aslında. Dışarıda da yapılsa bu yağ çok önemli. Yağımın kalan kısmını da ekleyeceğim. Yeterli olacaktır bir bardak. Şimdi şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Domates salçasını koymadığım için şu an açık renkli bir harcım var. O domates salçasının yerine de biber salçası ekleyeceğim bir kaşık daha. Ve yoğurmaya devam edeceğim. Şöyle bir dolu yemek kaşığı daha biber salçası ekliyorum. Ev salçası olduğu için tuzuna dikkat etmem lazım. O yüzden kalan tuzumu eklemeden önce tadına bakacağım. İyice karıştırdıktan sonra güzelce yoğurmamız gerekiyor ki harç birbirini tutsun. Lahmacun yapımında bu da çok önemli. İyice yoğurulması gerekiyor. Şu an içinde kapya biber olsaydı eğer daha koyu renkli bir iç harcımız olacaktı. İçinde yeşil biber olduğu için sadece daha açık renkli bir iç harcımız var. Şimdi tadına baktık. Birazcık böyle bir piske daha ekleyeceğiz tabiri caizse. Az bir şey serpiştiriyorum. O yüzden tuzumun tamamını kullanmadım. Çünkü hem salçam tuzlu hem de soğanı ovarken bayağı tuz kullandık. Yıkandı ama yine de içine çekiyor tabii ki. O yüzden son bir tuz ekledikten sonra bir tur dönüp artık fırına gidecek. Şu şekilde tamamdır. Şimdi bu iç harcımız mahalle fırınına, taş fırınına gidecek. Orada güzel güzel lahmacunlar olup bize geri dönecek. Evet, lahmacunlarımız servise hazır. Fırından geldi. Çok güzeller. Muhteşem kokuyorlar. Şöyle göstereyim içinde size. Şu şekilde. Enfes görünüyorlar. Şimdi servise hazırlayalım bakalım. Şimdiden yapacak ve yiyecek olan herkese afiyetler olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.